Merhaba değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Dünya Malı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Hepimiz biliyoruz dünya malı fanidir. Bizimle kalmaz, kefenin cebi yok. Ama o zaman bu dünya malıyla ne yapalım, nasıl kullanalım? İsa taliplerine şu misali anlattı. Bir zamanlar zengin bir adam varmış. Kahyası adamın hesap kitap işlerini yürütürmüş. Bir gün bu kahya efendisinin parasını çarçur ediyor diye ihbar gelmiş. Efendisi onu yanına çağırmış. Senin hakkındaki bu duyduklarım neyin nesi? Bütün yaptıkların için bana kalem kalem ayrıntılı bir hesap vereceksin. Çünkü artık benim kahyam olamazsın. İşine son vereceğim demiş. Kahya kendi kendine düşünüp taşınmış. Ne yapacağım ben şimdi? Efendim beni kovuyor. Toprakta kazmak kürek işini yapayım desem o kadar güçlü değilim. Bu bünye dayanmaz. Dileneyim desem yok, utanırım. Ne yapsam? Hah, buldum. Kovulduktan sonra evlerinde beni ağırlayacak kalabalık bir arkadaş grubu temin etmek için ne yapacağımı biliyorum demiş. Kahya efendisine borcu olanları durumu görüşmek üzere tek tek çağırmaya başlamış. Birincisine sormuş. Efendime ne kadar borcun var senin? Adam ona 100 testi zeytinyağı borçluyum demiş. Kahya ona borç senedini uzatarak buyur al borç senedini, borç miktarını değiştiriver. 50 testi diye kendi elinle yaz demiş. Sonraki borçluya senin efendime borcun ne kadarmış bakalım demiş. Ona 100 çuval buğday borçluyum demiş. Kahya da alsana borç senedini, miktarı değiştirip 80 çuval diye yaz sen demiş. Efendisi o 3 kağıtçıya bu kadar uyanık davrandığı için hakkını vermeliydi ki ışığa ait canlılara göre dünyevi insanlar birbirleriyle daha uyanık davrandıkları bir gerçektir. Işığa ait canlılar kim? Tabii imanlılar, müminler. Bu dünyevi insanlar tabii bu şeyleri düşünür. Kıssadan hisse. Şimdi bu fani dünyada dünya malı olarak elinizde ne varsa insanların yararına, kendinize dost edinmek için kullanın. Böylelikle malınız bitip tükendikten sonra daimi meskene içeri buyur ederler. Onlar orada olacaklar, içeri buyur edecekler. Evet, bunu deyiş haline getirdim. Yani kısaca cömert olmamız gerekiyor her zaman ve insanlara yardım etmek gerekiyor ki öbür tarafta dostlarımız olsun ve o dergaha, hani Hakk'ın huzuruna buyur etsinler. Evet, deyiş. Sizinle paylaşıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Zengin bir adam varmış. Dünya malı bir gün bitip tükenir. İşine bakacak kahya ararmış. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. İşine bakacak kahya ararmış. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Thank you.
servetini çarçur edermiş. Efendi onun işine son vermiş. Yahya dost edinmek için plan kurmuş. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Yahya dost edinmek için plan kurmuş. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Efendisine çok borçlular varmış. Yahya borcun ne kadar diye sormuş. Senetteki rakamı değiştirmiş. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Senetteki rakamı değiştirmiş. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Efendisi Yahya'yı etmiş takdir. Dünyevi insanlar çok uyanıktır. Servet geçicidir, mal mülk anlıktır. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Servet geçicidir, mal mülk anlıktır. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Kervanım sizler de yapın erenler. Dünya malıyla dost edinin canlar. Sizi o dergaha buyur etsinler. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Sizi o dergaha buyur etsinler. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Dünya malı bir gün bitip tükenir. Evet, o dünya malıyla ne yapalım? Dostlar edinelim, iyilik için kullanalım. Öbür tarafta dostlarımız olsun. Dergaha girerken, o ulu dergah var ya, o dergaha girerken dostlarımız olsun. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın. Ve çok beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.